akşamlar. Bu ülkede bu akşam konuğumuz İlhan İlkılıç. Ne konuşacağız? Salı günü Ramazan. Biz de modern zamanlarda Ramazan'ı konuşacağız. Ama ondan önce e, insanı konuşacağız modern zamanlarda. Ve bioetiği teknolojinin bir taraftan da insan tanımına getirdiği teknolojik yeniliklerle birlikte farklılıkları konuşacağız. Birbiriyle ...tenakus oluşturan konular gibi... ...ama öyle değil... ...ve bu arada geçenlerde... ...kalp krizi neticesinde kaybettiğimiz... ...tıp etiği hocamız... ...Hakan Ertin'i de anacağız... ...çünkü onun çalıştığı... ...mevzularda da konuşmuş olacağız... ...hoş geldiniz İlhan Bey... ...hoş bulduk Berk San... ...isterseniz Hakan Bey ile başlayalım... ...Allah rahmet eylesin... ...burada da konuk etmiştik birkaç sefer... ...ama aniden gitti... Ve bu akşam aslında onun da çalışma konuları üzerinden konuşmuş olacağız galiba. Evet. İsterseniz siz önce Hakan Hoca'nın kitaplarını tanıtın. Memnuniyetle. Ee, Sonra başlayalım. Hocamızı kaybedeli yaklaşık dört hafta oldu. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet Amin. olsun. Gerçekten değerli ve önemli bir ilim adamını kaybettik sahamızda. Dolayısıyla acımız büyük, yaramız derin. Hocamız diyebilirim ki son ana kadar e, ilim için çalıştı. İşte siz de burada e, onu misafir ettiniz ve konuştunuz. E, Birçok açıdan değerli çalışmalar yaptı. E, Tabi Hakan Hoca'yı uzun uzun konuşmak mümkün. E, üç başlık altında ele alınabilir diye düşünüyorum. Ama biz tabii İşin bilimsel yönüne bugün e, vurgu yapacağız, yoğunlaşacağız. Birincisi tabii e, bir e, aile ferdi ve baba olarak Hakan Ertin. Bir de video var arkadaşlarımız evet, gösterebilirler tamam. belki. Onu siz konuşurken buyurun. E, bir aile ferdi olarak Hakan Ertin yani bir eş, bir baba olarak, bir evlat olarak, bir e, akraba olarak, hısım olarak... Diğer taraftan bir arkadaş, dost ve kelimenin tam anlamıyla yoldaş olan bir Hakan Ertin var. Bir de tabi bilim adamı ve ilim adamı olan bir Hakan Ertin var. Ben son ikisiyle ilgili olarak onunla son 14 yılda oldukça yoğun bir şekilde bulundum. Kendisinden çok şey öğrendim. Bana birçok konularda sağ olsun yardımcı oldu hem bilimsel anlamda hem diğer alanlarda. Tabi biz onu e, bu programda daha çok e, bilim adamı ve ilim adamı sıfatıyla e, konuşmayı düşünüyoruz. E, 2009 yılında e, İhsan Karaman hocamızı da burada şey yapmıştınız, e, misafir etmiştiniz. 2009 yılında e, İhsan hocamızın başkanlığını yürütmüş olduğu İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nda çok ciddi ve önemli faaliyetlerde bulundu. Onu ben da virolog olduğu halde tıp etiğini... O metiyi evet. okumaya teşvik evet. edip 50 yaşından ee, sonra evet. değil mi? Ee, zaten bir, bir şöyle. alanda daha çalışmasına vesile olduğunu söylemişti İhsan Bey yayında. Evet ee, işte bu klasik hekim dediğimiz kavramı ihya eden arkadaşlarımızdan hem Hakan Hocamız hem e, İhsan Hocamız e, nedir o? E, hem e, tıp bilmek hem de felsefe bilmek biliyorsunuz hekimin hekim kavramının kökü hikmet kavramından gelmekte dolayısıyla Eskiden e, hekim olan kişiler e, sadece tıp bilmiyorlardı, felsefe de biliyorlardı. Tabii günümüzde bu maalesef e, daha Hatta başka e, modern bilimlere evet, evet tabi bilimlere yönelenleri olan insanlar. Evet evet o bağlamda. Evet e, bilim e, adamı olarak Kakan Ertin hocamızın 3 e, çalışmış olduğu alan vardı. Bunlar yani kurum olarak belki ve Ahlak Çalışma Grubu betim Beşiksaade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi bir de tabii İstanbul Fakültesi esas mesaisini harcamış olduğu alanlar. biliyorsunuz bizim uğraşmış olduğumuz konular. Evet videosu da şu anda ekranda. Evet. Allah tekrar rahmet eylesin. Sesini e, dinleyebiliriz. Işte şu Şad olsun. Bir, bir dakika mek ismi insanoğlu ve kanıt unsurlarını bulmaya çalışmış. Bu hastalıklar neden Kanıta dayalı olmuş? tıp konuşuyoruz. En önemlisi de belki mikroplar üzerindeki çalışmalar, mikroplar üzerindeki çalışmalarda da gene hastalık etkeninin mikroplar olduğu ortaya çıkarılmış. O halde bu kanıta dayalı tıbbı 1990'dan bu tarafa getirmek yerine Tıp tarihinin geçmiş dönemlerine doğru e, giderek aramak lazım ilk başlangıcını diye düşünüyorum. Şimdi bilim tarihine baktığımız zaman bilginin e, daha önce özellikle 17. yüzyıla kadar yani Aristo'dan ya da ilk filozoflardan belki ilk filozof işte Thales'ten başlatılır ama doğa filozofları dediğimiz ilk filozoflardan 17. yüzyıla kadar genel olarak... E, tümden gelim metodunu kullanmıştır bilim. Nedir? dedüktif de dedikleri metot. Nedir? Doğada var olan sonuçları nedenlerini aramakla meşgul olunmuştur önce. Evet. Doğanın veya Tanrı'nın, yaratıcının koyduğu kurallar. Evet. Allah gönül gönül evet, rahmet eylesin. Evet. Tekrar ee, bizlere hem konuşmaları ile hem kitaplarıyla aydınlatmakta. Evet bunlardan bir tanesi 2012 yılında çıkmış bilmiyorum. Şöyle gösterebiliriz herhalde. Evet. Tıp ve fetva. Biliyorsunuz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Tıp konusunda birçok Müslümanların bu konularla ilgili bir takım soruları var. Biz bunu Acaba fetva verme konusundaki yaşanan sorunlar bağlamında bunu ince, incelemiştik ve Hakan Ertin hocamız e, bu yapmış olduğumuz bilimsel toplantıyı kitap haline e, güzel bir şekilde derleyerek getirdi. E, bunu mütakiben e, ve e, vefatından bir yıl önce hayat ne zaman başlar ne zaman, ne zaman biter, biter e, diye bir e, kitap e, yayınlandı. Ee, ve ikinci baskısı yine İSAR e, Taç Grubu'ndan, Tıp Ahlak Çalışma Grubu'ndan. Tabii bu e, başlık manidar. E, ben e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde, fakültemizdeki anma toplantısında e, bu başlığı şöyle yorumlamıştım. E, insan şey hayat e, gerçek bir dostla karşılaştığı zaman başlar ve gerçek bir dostu kaybettiği zaman da biter demiştim. E, bu bağlamda belki anlamlı e, bir e, başlık. E, tabii bizim bütün ülkemizdeki insanları ilgilendiren sorunların e, ele alınmış olduğu çok değerli bir kitap. Yoksa doğumla başlar ölümle biter değil cevabı. Evet, e, yani, klasik kitap olarak. Kitap sanki e, öyleymiş gibi öyle zannedilebilir. O değil. Evet, bunu 2019 ikinci baskısında üzerinde bir hayli çalışarak yaptığını biliyorum. İşte vefatından bir yıl önce. Yine aynı şekilde e, 2020 yılında. Sağlık alanında büyük veri ki bunu da konuşmuştuk sizinle hatırlarsanız yine Hakan hocamızın editörlüğünü yaptığı çok çok değerli bir kitap. Bu kitapların önemli bir özelliği zaten Hakan hocamızın da çok önem vermiş olduğu bir nokta o multidisipliner yani bu konuya sadece mühendislik perspektifinden değil. Ee, aynı zamanda İslam fıkıh perspektifinden, hukuk perspektifinden, etik ve sosyoloji perspektiflerinden yaklaşarak. Çünkü takdir edersiniz ki bütün bu konular e, birçok boyutu olan konular. Bir önceki de öyle. Hayat ee, ne zaman Evet hayatın başlar, başlangıcı ne zaman ve başlar. sonu da aynı şekilde. Ve e, vefatından en son çıkartmış olduğu oldukça hacimli e, bu kitap ise bedene yapılan müdahaleler başlığını taşıyor. Burada e, şunun da altını çizmek isterim. Bu editör lüğünü yapmış olduğu diğer ya da editörlüğünü yapan diğer arkadaşlarımız ise bunların çoğu lisans üstü seviyesinde öğrenci arkadaşlarımız. Bu da hocamızın hem bu konuda multidisipliner yaklaşımını göstermekte hem de bu konularda genç arkadaşlarımızla çalışıp onlara yer ve imkan verme özelliğini de göstermekte. Bu da vefatından çok kısa bir birkaç ay önce yayınlanmış çok değerli bir kitap. Bunun dışında hocamız çok büyük bir zamanını Türkiye'de ilk ve tek olan Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi'nde harcadı. Burada birçok öğrenci yetiştirdi. Onunla birlikte uluslararası çok değerli sempozyumlar yaptık. Biyoetik alanının duayeni diyebileceğimiz, dünyada işte ilk onda girebilecek çok değerli bilim adamlarını... Onun gayretleriyle Türkiye'ye getirdik. Onlardan çok şeyler öğrendik, tartıştık vesaire. Bu bağlamda yine burada benim getiremediğim Health, Culture and Human Body başlıklı bir, onun yine editörlüğünü yaptığı değerli bir çalışma var. Hatta birlikte editörlük yaptık. O da işte sağlık, kültür ve insan bedeninin adını taşıyor. Ve diyebilirim ki bu kitap Türkiye'de alanında çıkmış en kaliteli, e, ve İngilizce yayınlanmış bir kitaptı ve şu anda da dünyanın en prestijli ülke, şeyde üniversitelerinde'nin kitap e, şey, kütüphanelerinde yer almış durumda. E, hocamızın telif e, eseri e, de var. E, Modern Tıp ve Etik 1 diye e, öyle bir manidar bir başlık koydu Modern Tıp ve Etik bir. E, biz maalesef bunun ikincisini ya da evet. üçüncüsünü okuyamayacağız. Ama e, hocamız yaşamış olduğu hayatla bize ideal ve yaşanabilecek ve örnek alınabilecek bir hayatı aslında gö gösterdi. Onun için belki biz onun meslektaşları olarak onun bıraktığı yerden, ondan bayrağı alarak devam etmek durumundayız. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir alan. Müsaade ederseniz Belkıs bir noktaya da ben değinmek istiyorum. Buyurun. Şimdi malum ülkemizin çok önemli bir nüfusunun kısmı, önemli bir bölümü Üniversitede. Şimdi üniversitede olan insanlar, ömrünü geçiren insanlar, öğrenci ya da hoca olarak ben dört gruba ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi üniversiteyi bitiren üniversite mezunları. İkinci grup ise akademisyenler. Yani asistan seviyesinde, öğretim görevlisi seviyesinde, şu veya bu şekilde üniversitede profesyonel olarak çalışıp ve maaşını alanlar ya da bu alanda e, lisans üstü ve doktora çalışması yapanlar. Üçüncü grup ise e, bilim adamları demek istiyorum. Bilim adamları dediğimde benim anladığım şey e, o akademik dünyanın bir takım e, gereklerini yerine getirerek yayınlar yapan, kitaplar çıkartan e, ve işte normal ve başarılı bir şekilde çalışan insanlar. Bir de en üst kategoride ilim adamı kavramını e, kullanmak istiyorum. İlim adamı dediğimizde Sadece işte yapılması gereken deneyleri, yayınları, dergileri çıkartan kişi değil. Yapmış olduğu işin bir üst ontolojik boyutuna çıkarak metafizik anlamını da kavramaya çalışan ve bu metafizik anlamından ciddi, kendi hayatı için ciddi bir sonuç çıkaran insanları kastediyorum. Yani burada işte bilim yeni versiyon, ilim adamı eski versiyon değil. İlim adamı derken farklı bir şey anlıyorum ben. Bu bağlamda Hakan Ertin hocamız hem iyi bir bilim adamıydı hem de iyi bir ilim adamıydı. Bu iyi bir ilim adamlığına örnek vermek gerekirse hayatının son döneminde 8 ay kadar İngiltere'de oranın saygın üniversitelerinden Exeter Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla orada bulundu. Ve vefatından... Yaklaşık bir iki hafta önce iki defa kendisiyle uzun uzun görüşme imkanımız oldu ve sanki şu anda anlıyorum ki onlar aslında veda görüşmesiymiş. Birbirimiz olan saygımızdan dolayı isimlerimize değil de Üstad diye hitap ederdik. Bana şu cümleyi söylemişti o konuşmalardan bir tanesinde Üstad yaklaşık 60 yıllık ömrümde yaşamış olduğum en güzel zaman. Ekseter Üniversitesi'nde geçirdiğim zamanla dedi. Şimdi bu ne demek? Yani oraya gidiyorsunuz, e, ailenizden uzaksınız, vatanınızdan uzaksınız, İstanbul'u çok severdi, İstanbul'dan uzaksınız ama buna rağmen bütün bu zorluklara veyahut da sevilen şeylerden uzak olmaya rağmen bu zaman dilimini en güzel zaman dilimi olarak adletmesi hocamızın e, ilim aşığı olmasına ben bağlıyorum. Dolayısıyla bu bağlamda e, ilim adamıydı. Yoksa ben bakıyorum mesela e, üniversitede yaşayan birçok kişi e, bilim uğruna e, efendim bilimsel çalışma uğruna yanıp tutuşmuyor. Yani orada bulunuyor işte özellikle genç arkadaşlarımızdan bir kısmı ya askerlikten e, askerliği ertelemek için orada bulunuyor. Ya efendim daha az stresli olan bir alan olduğu için bulunuyor. Halbuki ya öyle olmaması şey gerekir. Diye. Evet öyle olmaması gerekir. Bence Hakan hocamız bunu bize öğretti. Yani üniversitede olan bir kişi ilim için yanıp tutuşması gerekir. Eğer tutuşmuyorsa, yanmıyorsa ilim için o zaman kanaatimce yanlış yerdedir. Başka bir yere gitsin. Çok daha rahat şartlarda, çok daha iyi para kazanarak hayatını devam ettirebilir. Malum akademisyenlik bir çile, ilim adamı olmak bir çiledir. Dolayısıyla e, bunun bir çile olduğunu bize gösterdi. Ve o cümlesi bence e, gerçek anlamda bir ilim adamı olduğunun en önemli ispatıdır. Zaten çok güzel eserler bırakarak gitti. Üstelik de genç denilebilecek bir yaşta. Şimdi birazdan bir, bir dakika sonra galiba bir araya gideceğiz. Tamam. Aradan sonra devam edeceğiz. Aradan sonra e, aslında sorduğu sorular Hakan hocanın çalıştığı sorular dert edindiği sorular e, daha cevabı çok uzun sorular değil mi tartışılması tamam. devam edecek. Hem de Ramazan ayına girerken modern zamanlarda internet ve e-oruç nasıl tutulur? Konuşacağız. Birazdan buradayız. Küçük bir yer. Evet. Ee şimdi Hakan hocanın çalışma sahalarından devam edip, ama modern zamanlarda internet ve Ramazanı da Salı günü öncesi. Konuşmak istiyorum sizin iki makaleniz var bu konuda. E, fakat şöyle söylersem e, uygun olur mu bilmiyorum. Şimdi modern ya da postmodern yani geleneğin sonrası diye tarif edim. E, biz her zaman insan olmaya çalışıyoruz aslında. Ama bir taraftan da bu zamanlarda bu işte herhalde bilhassa yüzyıl ama son 50 yıldır sanki insan olmanın ee, olup olmadığımızın tarifi de ne zaman insanız, ne kadar insanız, ee, ne kadar insana benzer bir şeyiz diye el alındı ele alındığımıza tanık oluyoruz. Bir taraftan teknoloji gelişiyor, biz bunun nimetlerinden istifade ediyoruz. Bir taraftan da gelişen teknolojiye maruz kalıp ee, tabii ee, sizinle pek çok yayın yaptık çok da sıkıntılı alanlara şahit oluyoruz. böyle bakınca şimdi kitapların da başına okudunuz daha doğrusu isimlerini. Mesela hayat nerede başlar? Bilhassa bu son 20 yılda biyoetik açısından bakınca teknolojik gelişmelere nispetle en sorunlu ve hala tartışmalı olan alanlar neler? Çünkü bunlar medeniyetten medeniyete muhakkak farklılık gösteriyor. Hatta ülkeden ülkeye Avrupa'nın bir ülkesinde olan bir ülkesinde farklılık içeriyor. Müslüman ülkelerde de öyle birinde olur deneni öbür tarafta olur denmiyor. Ama hepsi insanı ilgilendiriyor doğrudan ortasında insan var. Nedir başlık olarak e, söylerseniz tartışmalı alanlar? Mesela hayat ne zaman başlar ne zaman biter deyince yanında sorulan sorular nedir bugünkü dünyada? Evet, e, özellikle 17. 18. ve 19. yüzyıllarda e, modern bilim ve dolayısıyla modern tıpta da e, bir takım önemli gelişmeler 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insana teknolojik olarak e, insanın hayatının başlangıcına ve sonuna müdahale edebilme anlamında çok ciddi imkanlar sağladı işte bugün biliyoruz ki insanın döllenme anından itibaren e, beyin ölümü dediğimiz e, birçok filozoflar tarafından tartışılan ölüm anına kadar e, müdahalesi modern tıbbın mümkün. E, burada zaten siz de belirttiniz yani bioetik kavramını kullandınız. Biz önceki zamanlarda işte tıbbi deontoloji yani Tıp alanındaki insanların birbirlerine karşı vazifelerini ele alan disiplin olarak bakıyorduk. Daha sonra bu tıp etiği... Tabii da daha dar daha kapsamlı, kapsamlı tabii. bir ilişki yani, içindeydi evet. Evet. değil mi? Hasta-ekim Şimdi... ilişkisi, hekim-ekim ilişkisi vesaire. Yani daha çok vazifelerini ele alan bir e, ilim dalıydı. Felsefenin etik alanında da tabii ki deontoloji diye bir e, etik teorisi var. Diğer taraftan e, tıbbi etik ya da tıp etiği şeklinde biraz daha genişledi ama artık son dönemde işte tıp alanında insana hücre boyutunda yani hayatının başlangıcında embriyo boyutunda müdahale imkanı veyahut da moleküler düzeyde genlerine eee CRISPR metoduyla müdahale imkanı oluştuktan sonra artık burada klasik anlamda bir hasta hekim ilişkisinden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla insan ve hücre ilişkisi söz konusu, insan ve molekül ilişkisi söz konusu. Bundan dolayı biyoetik çerçevesinde belki bunu ele almamız Bir lazım. Bir deniz zamandan itibaren insandır. Evet. İkinci konuda burada klasik olan soru şu en önemli, biyoetiğin en önemli sorusu kanaatimce insanın teknolojik olarak, teknik olarak muktedir olduğu şeyleri yapması ahlaken doğru mudur? En önemli soru bu. Çünkü daha önceki zamanlarda işte malum bir kişi ölümcül bir hastalığa yakalandığı zaman işte çok dar anlamda bir takım tedavi imkanları vardı. Ama bugün işte moleküllere, genlere müdahale edebiliyoruz. İşte efendim... Ee, tüp bebek yoluyla birden fazla embriyo üretebiliyoruz. İnsanın ee, insanın klonlanması teknik olarak en azından mümkün her ne kadar yasal olarak yasa, e, e, yasak olmuş olsa bile işte e, embriyoların hayatına son vererek kök hücre araştırmaları yapıyoruz. Ee, yine yaşamın sonunda e, nörolojik bilimler noktasında insan beynine çip yetiştir şey yerleştirme imkanımız e, var ve bunun insan beyninin çalışmasını etkilemesi söz konusu. Ee, yaşamın sonunda e, normal şartlarda ölecek bir insanı e, yoğun bakım şartlarında günlerce, aylarca hatta yıllarca yaşatma imkanımız söz konusu. Ya da i̇şte tam dersini bunlar, yapıyoruz. Atıl tarif edilen bir insanı kendi rızasıyla tabii ee, ötenazi evet, yoluyla yani, da hayatına Doğru yani son normalde verim. yaşayabilecek olan bir insanı da aktif ötenazi dediğimiz ve bazı ülkelerde, ben lüks ülkelerinde mesela işte Belçika, Hollanda ve e, Lüksemburg e, ülkelerinde e, hukuken de e, cezalandırılmayan hatta bunu yapan hekimin ücret aldığı e, bir durum söz konusu. O açıdan e, teknik olarak muktedir olduğumuz her şeyi yapmamız ahlaken e, doğru mudur sorusu bence bioetin en önemli ve en merkezi sorusudur. Onun içine sokarsak yanlış olur mu bilmiyorum ama bir taraftan işte e, tıptaki tabi ilerlemeler teknolojiyle işte annelik e, daha doğrusu anne karnındaki bebeğin e, sağlıklı olup olmadığına dair testler ve daha sağlıklı değilse engelli görülürse e, kürtaja başvurulması bazen engelli vesaire de değilse bazı ülkelerde 7-8 aya kadar çıkabiliyor kürtaj. İşe başvuruluyor ama bir taraftan da bunu da konuşmuştuk sizinle. daha önümüzdeki yıllarda da konuşmayı sürdüreceğiz gözüküyor ne yazık ki. Çok anneli tırnak içinde, çok babalı, çok ebeveynli bir nevi insanın üretim, me üretim mekanizması içinde görüldüğü de bir durum var. Evet, evet e, yine bir programımızda konuşmuştuk. Yani reproduktif klonlama dediğimiz Metotla bir çocuğun günümüzde işte biyolojik anne, taşıyıcı anne, biyolojik baba, efendim sosyal anne, sosyal baba şeklinde 5 tane ebeveynin olması söz konusu. Katalogdan seçilir. Evet yani bu dünya tarihinde olmamış bir şey şu ana kadar. Bir çocuğun 5 tane ebeveyn olması ideal bir şey midir? Bu sorulabilir, tartışılabilir. Dolayısıyla ilk sorunuzla bu konuyu arasında bir bağlantı kuracak olursak, ee, teknolojik ilerlemeler bizim hayatımızın birçok alanına müdahale etti. Biz e, teknolojiyi değiştirdik, e, işte geliştirdik ve farklı alanlara müdahale etmesini sağladık. Ama diğer taraftan da teknolojinin bu sonuçları aynı zamanda e, bu bölümün başında söylediğiniz gibi bizim insan anlayışımızı, aile anlayışımızı, çocuk anlayışımızı da değiştirdi. Burada ikinci olarak belki sorulması yani gereken... Yani yine sizin sorduğunuz soruyu bir daha hatırlayalım. Muktedir olduğumuz her şeyi yapabilir miyiz? Evet, yapmamız ahlaken doğru mudur? Ee, bu tabii öncelikle etik bağlamında, hukuki bağlamda da, e, yani bu doğru mudur, İşte temel hukuki normlara, etik ilkelere aykırı mıdır bağlamında ele alınabilir. İkinci bir aşama, bir meta aşamada ise, bu yapılan uygulamalar acaba bizim e, insan hayatı, işte aile kavramımız ölüm kavramımızı ne şekilde etkilemektedir ve bu etkileme şekli gerçekten bizim istemiş olduğumuz bir etkileme şekli midir diye sorulması gerekiyor. Yani bugün artık e, diyelim e, şey olayı e, doğum ve ölüm olayı bir takım e, teknolojik e, imkan ve uygulamaların arasında kalmış bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor. Onun için mesela biz tıp fakültesinde ben bilmiyorum, metafizik anlamında biz tabi derslerimize bahsediyoruz ama ölüm nedir diye bir ders yok. Biyolojide ölüm nedir diye bir ders yok. Dolayısıyla eğer biz bunu sağlık alanındaki eğitimimizde ve araştırmamızda moleküler düzeyde, hücre düzeyinde ya da doku düzeyinde yapmış olduğumuz müdahalelere metafizik düzeyde herhangi bir yaklaşım ve anlamlandırmayı katamazsak, o zaman biyoetik alanda çıkan soruları bırakın çözmeyi anlamakta bile zorlanırız. Ki biraz evvel söylediğiniz çok ebeveynli işte yeni çocuklar bunlar bir taraftan bir nevi mamül gibi. Çünkü evet. ne yazık ki üretimine karar veriliyor evet. ve üretimi için gerekli evet. şartlar oluşturuluyor. Bir taraftan da yani hem bireysel Bireysellikten söz edilen bir dünya ama gidip başka birisinin hayatına daha doğduğu andan itibaren doğmadan önce müdahale etmiş oluyor. Evet, ee, evet yani işte bu müdahale etme şekillerinin e, bir e, istemiş olduğumuz bir şey mi bu bağlamda e, uluslararası literatürde? Designer baby ya da tasarım bebek evet. dediğimiz bir kavram kullanılıyor. İşte giderek ee, insan evet irtifa kaybediyor. Evet. İlk ha. etapta burada arzu edilen tabi bu designer e, bebek tam bulmuşlar doğru evet adını. designer bebek kavramı kullanılıyor tartışmalarda. Tabii ilk etapta burada ki uygulamalara bir insan olarak karşı çıkmamız zor. Neden? Bu araştırıcılar diyor ki bizim bütün bu çalışmalardaki amacımız insanlığa ızdırap veren, ömrünü azaltan, e, beden ve e, ne diyelim zihinsel anlamda ona engellilik e, karakterini yükleyen özellikler ortadan kaldırmak. Şimdi takdir edersiniz ki böyle bir e, niyeti olan e, bilimsel çalışmalara, araştırmalara karşı çıkmak mümkün değil. Yani bu e, kesinlikle insanın faydasına olan bir çalışma. Ama diğer taraftan e, bununla birlikte biz sadece hastalıkları... Engelleyici müdahaleler değil. Aynı zamanda e, işte ne diyelim e, klasik söylenen argümanlar bunlar. E, göz rengi, kaş rengi, işte efendim e, boyunun belli ölçüde olması vesaire gibi. Tabi bunlar genetik anlamda çok kompleks ama e, tartışmalarda e, bu şekilde kullanıldığı için bunları kullanıyorum. O zaman e, sadece hastalıkların azaltılması önüne geçilmesi değil, bizim keyfi diyebileceğimiz işte göz rengi, saç rengi, e, boy, pos ve diğer özellikler de e, genetik müdahalelerle e, müdahale edilebilir hale geliyor. O zaman biz burada şu argümanı kullanıyoruz etikçiler olarak İngilizce slippery slope dediğimiz, yani ben ona e, patlamış baraj argümanı diyorum. Yani bugün bunu yaparsak yarın e, ahlaki olarak çok daha sorunlu olan bir şey yapabiliriz. İşte bunu e, biz karşımızda biliyorsunuz bu e, crispr kas metodunu, yani gene e, belli teknolojik e, müdahaleyle müdahale etme metoduna işte bir Çinli araştırmacı kullanarak ikiz bebekler dünyaya getirdi. Bu ikiz bebeklerin özelliği şu HIV ya da HIV virüsüne karşı dirençli bu bebekler. Bunu uluslararası bir kongrede sunduğunda bu bebekler zaten dünyaya gelmişti ve oldukça işte bundan bir iki yıl önce tartışıldı etik dünyada da etik tartışmalar çerçevesinde. Ama e, argümanı şuydu yani benim amacım bu tekni, gen tekniği metodunu kullanarak bu çocukların e, HIV virüsüne e, su ile infekte olmasını önlemekti. Çünkü baba HIV pozitifli birisiydi. Ama biz aynı gen teknolojisi metodunu kullanmadan elimizdeki bir takım imkanlarla e, bu çocukların e, HIV virüsünü almasını engelleyebiliriz. Dolayısıyla bu benim söylemiş olduğum slippery slope ya da patlamış Baraj argümanına güzel bir örnek. Yani biz modern tıbbın bize sağlamış olduğu klasik metotları kullanarak ulaşabileceğimiz bir hedefe. Çok daha sorumlu olan gen teknoloji metotlarını kullanarak ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi burada sorunlardan bir tanesi de şu. Acaba bu insanların işte çocukları hayatlarına bu müdahale nasıl etki edecek? Bundan sonraki nesillere nasıl etki edecek? vesaire? Bu konuda bizim ciddi bir tecrübemiz yok. İşte burada klasik kullanılan e, biliyorsunuz bir metafor var, e, büyücü çırağı olmak. Yani tam konuya hakim olmadan bir takım müdahaleler yapıldığında gerçekten iş çığırından çıkabilir. Şimdi burada e, benim pozisyonum biliyorsunuz. Yani ben bir taraftan ne e, teknoloji hayranlığı e, böyle şey kör bir şekilde e, ibadet edercesine teknolojiye bu hayranlığı savunan birisiyim. Diğer taraftan da yine e, ön yargılarla, Efendim, her türlü teknolojiye karşı olmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim. Sadece söylemek istediğim şey şu e, bu teknolojik uygulamaların şu andaki ve ileriye yönelik olarak ahlaki açıdan ortaya çıkabilecek e, müdahale şekillerini şimdiden görüp e, anlayıp e, tartışıp değerlendirelim. E, kanaatimce özellikle ülkemizde e, bunun yetersiz olduğu kanaatindeyim. Evet Şimdi ikinci kitabın konusu da e, bedene yapılan müdahaleler. Aslında birincisiyle e, birinci konuştuğumuz alanla bir nevi devamlılık da arz ediyor. Çünkü bedene yapılan müdahalelerde beden bizim malımız mıdır? İşte kürtajda beden bizim malımız zannediyor olabiliyoruz. Böyle bir vehmimiz olabiliyor. E, benim bedenim sloganı oluyor. E, burada da... E, İnsan bedeni üzerine yapılan müdahalelerde karşımıza handikap olarak neler çıkıyor? Evet. Tabii burada eee sizin de e, bahsettiğiniz gibi yani bedeni nasıl algılıyoruz? Beden bizim için ne ifade etmekte? E, bunu öncelikle net bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani beden bize ait e, mi? evet. Yani soru o. E, ya biraz işte, evvel hatta çocuğu konuşurken işte evet. onun da bize ait olduğunu zannında oluyoruz evet. ki bu müdahaleleri yapabiliyoruz değil mi hayatına? Evet. Yani işte <laughs> beden bize ait bir mal gibi görürsek yani ona istediğimiz tasarrufu onda istediğimiz tasarrufu yapabiliriz. Ama bize ait olan ki monoteist dinlerin yaklaşımı da bu İslam'da dahil olmak üzere bir emanet kendisinin korunması gereken <laughs> ve ona kutsal bir emanet şeklinde yaklaşılması gereken bir varlık olarak yaklaşırsak o zaman aynı şekilde tasarruf etme imkanımız burada olmaz. Dolayısıyla bir kere beden bizim için ne ifade eder sorusunu felsefi anlamda sormak ve bunu cevaplamamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi. Yani bu bu çağın handikape olduğu sorulardan <laughs> biri mi? Kesinlikle. İkinci olarak da yine bu kitabımızda oldukça detaylı bir şekilde tartışılan hem hukuki. ...hem fıkıh açısından hem de etik açısından tartışılan diğer bir konu ise... <laughs> ...acaba e, tıbbi amaçlı olmayan, zaten bu kitabın asıl konu o... ...yani bedene yapılan müdahalelerden, tıbbi müdahalelerden kasıt... <laughs> ...affedersiniz. Estağfurullah. Bedene yapılan tıbbi müdahalelerden kasıt, tıbbi amaçlı ve bir hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik olmayan... ...müdahalelerden burada bahsediliyor. eee işte bir burun ameliyatı, işte diğer bir estetik göğüs ameliyatı, kalça ameliyatı vesaire. Acaba bu ameliyatı isteyen insanlar bu isteklerini ne derece kendi bireysel değerler sistemine göre yapıyorlar? Yani hatta biz şöyle vakalarla karşılaşıyoruz. İşte diyelim isim vermeyelim bir estetik cerraha gidiliyor diyor ki benim burnumu falanca artiste göre efendim göğsümü falanca artise göre ve işte kalçam falanca artise göre yap. Yani burada nedir bu? Yani medya bize bu da dizayn edilen belli bir, tabii, insan vücut değil mi? O dizayn edilen dayatıyor. bebeğin evet, e, bir yani, başka veçesi. Evet mutlu olabilmek için e, huzura ve refaha kavuşabilmek için sen ancak e, medyanın sana dikte etmiş olduğu insanların beden şekline sahip olduktan sonra mutlu olabilirsin e, imajı burada veriliyor. Tabii burada işte bütün bunlara belli bir eleştirel e, yaklaşımda da bulunabilme e, gücünü biz eğitimde vermek zorundayız. Bedene yapılan müdahaleler daha çok estetikle mi alakalı? Birçok tabi yani şey var. Yani Etik açısından e, tartışmalar. İşte, olan... e, yani bu e, cinsel organların Ah başka şeylerle operasyonlarla değiştirilmesi, bunu tabii çok daha geniş ve karmaşık bir aran. Ondan sonra diğer sadece estetik amaçlı yani görünümden dolayı tıbbi bir gerekçe olmadan yapılan müdahaleler ve bizim belki dünya tıp tarihinin en eski cerrahi müdahalesi olan sünnet de bunun içerisinde. Bu üç konu kitapta incelenmiş. Bunun sorgulanması birçok açıdan felsefi. ...hukuki, fıkhi ve etik açıdan değerlendirilmesi yer alıyor. Yani hayat ne zaman başlar, ne zaman biter? Sonra hayatın içindeki alanlar, evet. başlangıcından sonuna teknolojinin ilerlemesiyle... ...bizi sorgulamaya sevk eden pek çok evet. durum içeriyor. Peki, şimdi modern zamanlar ve yayının başında söyledik internet ve e-oruç... Ramazan ayına gireceğiz. Ee, siz öneriyorsunuz ki e, bu da aslında insan olmak için bir talim değil mi? Evet. Ramazan istifade edilecek bir şey. Biraz daha insan olmak için. Şimdi ama yayının başında dediğim gibi bir taraftan da ne kadar insanız onun tanımı her gün değişiyor. Ne zaman insanız ne kadar insanız. Onunla cedelleşirken e, belki mukavemet sağlamak için bir öneriniz var. Nedir? Evet. Şimdi E. Oruç benim 2018 yılında Diyanet Aylık Dergisi'nde yayınlamış olduğum bir makale. Oldukça ilgi gördü Ses ve getirdi. çok ciddi evet. bir şekilde de e, okunmadığı halde eleştirildi. E, farklı kişiler ve çevreler tarafından. Bu da yine teknolojiyle e, bir imtihanı değil mi insanın? Evet. evet İlerlemeyle e, daha evet. doğrusu. Diğer taraftan da burada. Ee, akşam gazetesinde eki olan açık görüş e, ekinde e, yarın bu konuyla ilgili detaylı bir makale çıkacak e oruçla ilgili ve benim Türkçe'ye kazandırdığım bir kavram bu ama e, batı dillerinde daha önceden kullanılıyordu buradan ne kastediyoruz tabi bunun e-oruçla e-orucun ya da e-oruçla ilgili bir yazının zaman şey Ramazan ayının e, başlangıcında e, böyle bir yazının yayınlanması tesadüfi değil çünkü sizinle yine bir programda büyük veriyi ve yapay zekayı tartışmıştık. Biliyorsunuz cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız ve internet sayesinde artık sanal dünya bizi çepeçevre kuşatmış durumda. Bundan birkaç yıl önce yapılan araştırmalar Türkiye'de sosyal medya ve internet kullanımının gerçekten ürkütücü boyutlarda olduğunu gösteriyor. Özellikle Genç kuşak diyebileceğimiz genç insanların gündelik hayatında sosyal medya ve internet toplam günde 7 saate kadar çıkabiliyor. Türkiye'de? Türkiye'de. Dünya ve, ya e, dünya sıralamasında ne ifade ediyor? Dünya sıralamasında Türkiye oldukça yüksek bir yerde. Hatta bazı konularda mesela diyelim işte e, cep tarifi tabi bunlar değişken rakamlar. E, onu belirtmekte fayda var ama o şeyde istatistikte... E, cep telefonuna sık sık bakmak oranında Türkiye bir numara. Zannedersem e, rakamı şu anda tam hatırlamıyorum ama 70-80 civarında ortalama olarak bakılabiliyor. İşte mesaj gelmiş mi, kim ne demiş vesaire falan diye. Bu diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde çok çok daha düşük. Yine e, yatakta dahi cep telefonu kullanmak oranı Türkiye'de diğer ülkelere göre çok çok yüksek. Dolayısıyla e, sosyal medya ve internet kullanımında e, muazzam bir yoğunluk yaşıyoruz Türkiye'de. Evet bu makalenizde var. E, günde cep telefonuna bakma oranı Rusya'da 37, Almanya'da 38 Türkiye'de 78. Evet %78. Gece yataktayken telefonuna en fazla bakan da Türkler. Evet. Avrupa'da cep telefonu kullanıcılarının sadece yüzde %40'ı Türkiye'de yüzde %85. Evet. Çok Tabii yüksek ve korkunç rakam. rakamlar. Biz acaba iletişim mi Şimdi çok seven o... bir millet olmamızla mı alakalı? İnsanlarla ee, çok fazla iletişim aşırı mi neşir, yoksa kendini disiplini falan. edemeyen bir millet mi orada Tartışmalı. tartışabiliriz. E şimdi düşünün yani o genç kuşakta günde 7 saat e, cep telefonu ve internet kullanımı deniyor. Yani sosyal medya artı internet bu ne demektir? E, i̇şte efendim uykuyu ve temel ihtiyaçlarımızı çıkardığımız zaman bize kalan 12 saatlik 14 saatlik bir zaman diliminin yarısını e, belli bir kuşak ki ülkemizin önemli bir nüfusunu teşkil ediyor bu kuşak. Yani e, kullanabilecekleri gündelik hayatın yarısını e, cep telefonuna geçiriyorlar. Bu ne o, demektir? Ömrün yarısı demektir aynı zamanda. Bu sizin e, baz aldığınız global mobil kullanıcı araştırmasında bir veri daha var. Onu da müsaadenizle söyleyeyim. 33 ülke üzerinde yapılmış bir çalışma. E, Türkiye'deki insanların her 13 dakikada bir cep telefonlarını kontrol ettiğini söylüyor evet. bu çalışma. Evet. Tabii evet. çok. Yani burada çünkü hiçbirimiz. soru şu her 13 dakikada bir önemli ya yani mesleki ya da işte belki bir doktorun hekimin farklı olabilir ama 13 dakikada bir telefona bakmayı izah edecek bir durumumuz yok. Yok yani e, zannetmiyorum ki ülke nüfusumuzun çok büyük bir yoğunluğu e, bölümü. Çok önemli görevlerde ve bu görevlerden dolayı her türlü habere açık olması gerekir. Böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi burada kelimenin tam anlamıyla bir zaman israfı. İkincisi de e, ihtiyacımız olmadığı kadar o teknolojik imkanları kullandığımız ortaya çıkıyor. Şimdi Ramazan ayı ne demektir? E, i̇şte malum Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç. Biz oruçta şunu öğreniyoruz yani eminim oruç tutan insanların. Neredeyse hepsinin yapmış olduğu bir tecrübe var. Biz Ramazan ayına başladığımızda ilk iftarda yemiş olduğumuz yemeğin yarısını yerek Ramazanın sonunda doyabiliyoruz. Bunun fizyolojik ve tıbbi açıklamaları da var. İşte yok mide küçülüyor vesaire falan neyse. Tabii aynı zamanda hekimsiniz. Evet, evet. Dolayısıyla bu ne demektir? Yani Söylediğiniz e, önemli. Her zaman yediğimizin evet, yarısıyla yemekle şey yapıyoruz. hayatımızı Demek ki, sürdürebiliyoruz ve sağlıksız da olmuyoruz. Evet, gerçek anlamda belki daha sağlıklı, daha hafif ve daha rahat hissediyoruz kendimizi. E, şimdi bu ne demektir? O zaman ihtiyacımızın iki katını yiyoruz demektir. Dolayısıyla aynı şeyi, e, madem biz ihtiyacımızdan fazla olan şeyi tüketmeyi terk etme gibi bir terbiye ile karşı karşıyayız Ramazan ayında. Bu neden sadece yemek ve içmek üzerinde olsun? Yani 24 saatimizi ne kuşatıyorsa şu anda gündemde olan diyelim cep telefonu kullanımı, internet kullanımı. Eğer biz o 7 saatlik kullanım gerçekten bizim ihtiyaçlarımızın hepsini kapsamıyorsa o zaman bunu azaltmamız gerekiyor. İşte e oruç dediğimiz zaman aslında Ramazan'ın zaten ruhunda olan ve Ramazan'ın ruhundan ilham alarak e, hayatımızın, e, günümüzün 24 saatine geçirilen bir e, israf anlayışının teknolojik dünyaya yansımasıdır E-Oruç. Yani burada o işte e, bundan birkaç yıl önce yayınlanan makalede e, eleştirilere falan baktım ben o makale işte daha çok e, diyanetin makalesi şeklinde şey yapılmış. Ya işte e, eski köye yeni adet mi getiriliyor yoksa işte Müslüman e, mahallesinde salyangoz mu satılıyor bunlar vesaire falan. Şimdi ben kendim ilahiyatçı değilim. Ha yani e oruçu e, şey Müslüman mahallesinde... şeklinde olarak insanlar ha. algılıyor. E, bu böyle bir şey değil. yani Tabii Ben kendim ilahiyatçı değilim. Açılıyor. Bu konuda zaten söyleyeceğim e, bir şey din adamı olmadığım için e, haklı olarak kale alınmaz. Yani amacımız burada Yeni bir ibadet şekli ve birçok din aleminin bidat dediği bir ibadet şekli değil. Tam tersi Ramazan'ın ruhuna uygun olan bir davranış ve hayat şeklini sadece soframız değil, soframızın dışına da almak. Çünkü sizin şöyle bir refleksiniz var çalışma sahanız açısından. Bilmiyorum yanlış mı değerlendiriyorum ama teknolojik ilerlemelerin zaten insana, insan ahlakına, etiğine... Uygun olup olmadığını evet. denetliyorsunuz evet. ve tartışıyorsunuz. Evet. 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 E, bu da onlardan bir, evet. bu da bir nevi e, bu konudaki evet. refleksin işlemesiyle evet. alakalı bir e, makale herhalde değil mi? Evet. Burada sadece söz konusu olan e, zaman israfı değil, işte mesela klasik olarak hepimizin artık ne diyelim işlevini yete, yitirdiğine inandığımız işte Cuma günü oluyor. E, 48 tane hayırlı cumalar mesajı geliyor. Evet. Şimdi bu 48 mesajın anlamı ve önemi nedir? Yani hepsi bizde olumlu anlamda bir etki bırakıyor mu? Hayır. Diğer taraftan ben tabii mühendis değilim ama yollanan her mesajın e, belli bir enerji kaybına veyahut da çevremize bir zarar vermesi söz konusu. Dolayısıyla eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa o mesaja o zaman o mesajla niye çevreye zarar veren bir eylemde bulunuyorsunuz? Dolayısıyla gerçekten çevreyi, çevreyle kardeş olan bir ilişki ki e, diyelim bu bağlamda işte Hazreti Peygamber'in hadisi var. Biz bu dağı seviyoruz. O da bizi seviyor. Bu ne demektir? Orta. Biz bu dünyayı seviyoruz. Müslüman olarak bu dünya bizi seviyor. Pekala sevdiğiniz kişiye karşı bir takım sorumluluklarınız olması gerekiyor. Onun işte efendim kaynaklarını israf edemezsiniz. Ona zarar veren bir davranışta bulunamazsınız. Ee, onun geleceğini karartan bir hayat şeklini yani öncelleyemezsiniz. Yani burada aslında masum gibi görünen bir eylem de aslında Tabii. bize modern zamanların evet. e evet. yaptırdığı evet. bir iş değil evet. mi? Evet. Kaldı ki Batı ülkelerinde işte malum uzun yıllar siz de kaldınız ben de kaldım. Orada bir şeyde reportajda şunu söylemiştim. Yani teknoloji üreten ahlakını da aslında belirler şeklinde bir cümle söylemiştim. Çok önemli bir cümle. Evet. Lütfen bir daha tekrarlayın. Teknoloji üreten ahlakını da belirler. Yani burada o teknoloji üretilme anında biz bunu kullandığımızda acaba bununla nasıl bir ilişki? Nasıl bir edep şekli oluşturmalıyız sorusu soruluyor. Benim bulmuş olduğum sosyal çevrelerde mesela diyelim dört tane işte Alman belli bir sosyal sınıfa mensup. Restorana gittiği zaman içeri girdikten sonra eğer bunlar sözleşmişlerse dördü de telefonunu kapatırlar. Ya cebine koyarlar ya da işte efendim fonksiyonunu kapatırlar. Ve bir saat iki saat boyunca birbirlerinin yüzüne bakarak konuşarak sohbet ederek şey yaparlar. Ama... Ben defalarca gördüm ki ülkemizde diyelim, işte hatta bunlar bazen genç ve genç kız ve genç erkek oluyor. Dışarıdan baktığınız zaman muhtemelen bunlar işte ya arkadaş ya sevgili diyorsunuz. Karşı karşıya oturuyorlar ama ikisi de cep telefonuyla ilgileniyor. Şimdi burada bir edepsizlik söz konusu. Yani daha önce söylediğim gibi, yani teknolojiye karşı olmak ön yargılı davranmak değil niyetim. Eğer e, bizim ihtiyacımız varsa ihtiyacı belirleyerek ne kadar kullanmak. Diğer taraftan da eğer ben diyelim bir insanla karşı kaya, karşıyaysam onunla muhatap olmak zorundayım. Yani e, bir lokantada buluşmuşuz. İşte efendim herkes kendi cep telefonunda e, şey geçiriyor. Bu e, bizim klasik e, geleneğimizde bulunan edep standartlarının altında bir davranış şekli diye düşünüyorum. Belki e-oruç vasıtasıyla. Bununla da bulaşabiliriz. Diğer taraftan tabi bu sadece cep telefonu değil, diyelim gençlerimiz saatlerce işte savaş oyunlarıyla oynuyorlar ve günde yüzlerce insan öldürüyorlar. Ve bu artık insan öldürme onlar için belki doğal bir davranış şekli haline geliyor. Bu gerçekten anlamlı ve doğru bir oyun mudur? Ramazan'da belki tekrar düşünmek lazım. İşte efendim detaylara girmek istemiyorum. E, balon patlatmalar işte efendim diğer şeyler vesaire. Yani o oyunlar var. E, o oyunlarla dakikalarca vakit geçirebiliyorsunuz. Halbuki e, onunla geçireceğiniz zamanı bir aile ferdiyle çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz Mesela vesaire. demişsiniz ki burada kul cool olmak şey kul cool olmak için çiftte mesai yapabiliriz. Kul cool olmakla biraz kelimelerle de oynamışsınız. Buyurun. Evet. E, yine yine oruç vasıtasıyla işte İngilizce bir kelime olan ve ne diyelim modern zamanların ki bu da biliyorsunuz Charlie Chaplin filminin Türkçe'ye tercüme edilmiş halidir. Ki 1936'da hatırladığım kadarıyla çevrilmiş bir film ve çok beni etkileyen bir filmdir. Modern zamanların bize ya, özellikle gençlere dayatmış olduğu bir giyim tarzı, yaşam şekli, davranış şekli ne biz? işte cool olmak diyoruz. Ee, ama işte ben burada kelimelerle yani oynayarak kalsmıyorsun evet yani kul cool olmak İngilizce kul cool olmak içinde. yerine kul evet. cool olmayı tercih etmek e oruç vasıtasıyla yani e, toplumun benden beklediği şey nedir eğer ben Müslümansam e, benim dinimin işte efendim e, örnek almış olduğum Hazreti Peygamber'in ya da işte Allah'ın benden beklediği davranış şekli nedir şeklinde bunu sorgulayıp Ramazan'da kul e, cool olmak için çift mesai harcamak yerine ...kul cool olmak için çift mesai harcanabilir diye böyle bir e, tavsiyede bulundum. Evet, e, yine diyorsunuz ki bunları sırayla gidelim istiyorum. Öncelikle el alemin yediği yemeği ya da gezdiği yerleri likelamakla zaman geçirmek yerine... ...çünkü bu Ramazan haricinde de aslında e, yerine evet. getirmemiz ve düşünmemiz gereken bir şey... ...çünkü giderek sıradanlaşıyor. E, yemek yemeyenleri düşünüp üzerinde... E, Düşünmek ve ne yapabilirim diye bakmak belki. Evet. Değil mi? Şimdi e, ben tabir yerinde yerindeyse son e, Ya da like almak. E, benim e, anneannem rahmetli e, bağda bahçede çalışırdı. Ve bizim bağımız vardı. E, ve bu bağa gitmek için biz evimizden e, çarşının içerisinden geçerdik. E, anneannem üzümleri sepetin içerisine koyardı. Tabii üzüm zamanı. Üzüm sepetleri de zaten dışarıdan baktığı zaman belli olur. Ve çarşıdan geçeceksin. Üzümleri direkt olarak insanlar görmesin. İçi çeker, alabilir, alamayabilir vesaire falan. Onun üzerine asma yaprağı kapatarak sepeti bana verir ve eve götürmemi isterdi. Şimdi bu çok 400 yıl geride olan bir davranış şekli değil. Belki 40 yıl geride olan bir davranış şekli. Biz böyle bir edep dünyasında sosyalleştik. Ee, halbuki çarşıdaki herkes o sepetin içerisinde üzüm olduğunu bilir ve benim bağdan geldiğimi bilirdi. Dolayısıyla burada nedir? İşte o insanın çok kişinin de bağı var zaten. O insanı zaten. tabii e, rencide etmemek, efendim göz hakkı diye bir şey vardır o ayrı bir konu vesaire falan. Şimdi böyle bir e, dünyada sosyalleşen bir insanın e, yedikleriyle, içtikleriyle, e, hava atmayı bir meziyet sayan e, sosyal medya kullanımı rahatsız olması doğal bir şeydir. Tabi bunun bu şekilde bir davranışın acaba Müslüman ahlakıyla ne derece bağdaşır, Müslüman edebiyle ne derece bağdaşır tartışmasını yapabiliriz bu bağlamda. Bunu yaparken de tabi işte malum bugün bırakın yemek yemeyi dünyanın belli ülkelerinde, belli yerlerde sadece ve sadece temiz su bulamadığı için çocukların %25'i ölüyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Aynı şekilde işte 1 milyara yakın olduğu söyleniyor açlık hisseden insanlar i̇şte şimdi sayısı. mesela virüs yaşıyoruz. Bu virüs benzeri başka virüslere 7-24 yaşayan Muhakkak bir kıta var. Yani bugün işte diyelim sıtma tedavisi onlarca yıl öncekinin tedavi şekilleriyle yapılıyor. Dolayısıyla eğer Ramazan bize işte nedir? Zekat vermek ne demektir? Zekat vermek muhtaç olan bir insanın haliyle hem hal olmak demektir. Dolayısıyla aç olan insanın, muhtaç olan insanın o zaman bu yapılan davranışların... E, bir de tabii demin beden bize ait mi? Evet. Elimizdeki neler bize evet, aitin evet. de sorguladığımız evet, yani bir şey zekat. Müslüman olmanın bize hediye etmiş olduğu e, ahlak ve edeple bağdaşıp bağdaşmamadığının e, eleştirel analizidir e-oruç bu bağlamda. Ramazan ayı bu açıdan bence güzel Peki, bir fırsat. Like, like almak e, <laughs> İlhan Bey. Şimdi Bir önceki jenerasyon bilmiyor like almak. Bu jenerasyonda like almak için yaşıyor gibi. Ee, evet, yine e oruç içerisinde. Şimdi belki e siz makalede bahsini geçirmişsiniz. Çok ciddi. Biz de geçirelim. Ve felsefi konuları ele aldık programınızda müsaade ederseniz bir latife latifeyle biraz Buyurun. yumuşatmak istiyorum havayı. biliyorsunuz Türkçemizde güzel bir söz var. Eee Leyla'nın ömrü laklakla geçer. <laughs> Bazı çok insanların iyi. ömrü de like like like'la geçiyor zamanımızda. Aa bu çok güzel. <laughs> evet bu latifeden sonra Yok hiç e... latife değil çok ciddi evet. Evet yani bu like almak Evimiz ne demek? Evet leylek ee, olduk. Evet gibi. yani dolayısıyla yani bu şey şu demek biliyorsun işte malum e, boşa geçiyor yani lak lak yaparak vesaire diye. E, şimdi bunların kendi içerisinde bir anlam vesaire olabilir ama benim söylemek istediğim şey şu. Ramazan metafizik anlamda özel bir zaman. Ve Müslümanların kutsal olarak adletmiş olduğu, tabii Müslüman olmayan bir kişi bunu anlayamaz. Ama orada talim tecrübe edip, Sonra artık şeyimize, hayat biçimimize dönüştürüp geri kalan bir evet. ayda da sürdürmeyi istediğimiz bir şeyi pratik ediyoruz aslında. Zaten bir, bir, yandan da. Bir iki defa konuşmalarımızda şu tezimi yinelemiştim. Yeri geldiği için müsaadenizle tekrar söylemek istiyorum. Ee, Ayzane kanaatim yani bir Müslüman ilim adamı olarak Müslümanların en büyük sorunlarının kendilerinin e, temel kavramlarının modern dünyaya tercüme edememeleri olarak görüyorum. Ne demek bu? Hmm. İşte orucu modern dünyaya tercüme etmek, namazı modern dünyaya tercüme etmek. İşte orucu tercüme ettiğiniz zaman sadece işte efendim iftar kaçta sahur kaçta neler yapılması gerekiyor işte yani Ramazanla beraber e, meşhur hocalarımız e, Televizyonlarda arıza endam edecekler. İşte denize e, girmenin e, orucu bozup bozmadığını 58. defa sorulacak kendilerine. Onlar da 58. defa cevap verecekler vesaire. Yani bu bağlamda tabir yerindeyse ise oruç olayını tek boyutlu bir ibadet halinde algılandığını ben hissediyorum. Dolayısıyla bunun üstüne çıkmak gerekiyor. Eğer bunun üstüne çıkmazsak modern dünyada ee, nasıl bir Müslüman olacağımızın anlamını da e, ne sorabiliriz ne bu anlamı da verebiliriz. Onun için E-Oruç belki bu bağlamda e, ortaya atılmış bir kavram ve teori. Onun için e, sadece cep telefonu internet değil yani bu e, seyahat olabilir efendim diğer şeyler mesela diyelim Batı ülkelerinde e, işte ben <laughs> yoğun bir şekilde malum e, Batı ülkelerine gidip geliyorum orada şöyle bir durum var. Ee, insanlar çok sık bir şekilde uçakla seyahat ederlerse, sabi mi söylüyorum bundan utanç duyuyorlar. Diyorlar ki ya işte ben yine uçakla geldim Berlin'e toplantımız var diyelim işte etik konsey toplantımız. Ee, ya işte şey yetişemiyordum. Yani bir mazeret söylüyor ki uçakla gelmesini e, meşru kılsın. Neden? Neden bu? Çünkü uçakla geldiği zaman çevre dostu bir davranışta bulunmuyor. Hmm. Yani çevreye çok daha fazla işte diyelim e, nedir e, karbon monoksit neyse şey yapıyor. Halbuki trenle gelmiş olsa ki birçok tren ne diyelim geri dönüşebilir enerjiden oluşan elektriği kullanıyor. O zaman trenle geldiği takdirde çevreye zarar vermemiş olacak. Yani özür dilerim ben çevreye zarar verdim ama buna mecburdum şeklinde böyle bir şey yapıyor. Mesela şimdi diyelim eğer biz Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu dağı seviyorsak o dağı bizi seviyorsa bu dünyayı seviyorsak ve bu sevgimizi eee İslam'ın ontolojik kavramı içerisinde belli bir yere oturtuyorsak o zaman biz de seyahatlerimizi bu bağlamda analiz e, analiz etmemiz lazım Yani yapmış olduğum seyahat başka bir şekilde yapılmış olsa acaba çevreye dünyaya daha mı az zarar verilirdi. Mesela İslam dünyasında bunu maalesef göremiyoruz Hatta bunu e, kullanmış olduğumuz araba arabanın yakmış olduğu diyelim işte yakıt bağlamında bile e, düşünmemiz gerekiyor. Fakat bunlardan fersah fersah uzakız. Belki Ramazan bunları Bunlar düşünmemize şey fırsat verir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok hoşuma gitti yine bu makalede. Cep telefonuna akşam bakarak o gün kaç adım attığımızı bakmak yerine o günün akşamında doğruya, iyiye ve güzele doğru kaç adım attığımıza bakabiliriz. Yani sürekli Kendimizi eleştirip değil mi? Neredeyiz? Hangi noktadayız? Bir evet. günümüz bir günümüzle eşit mi? Veya geriye mi düştük? Şimdi teşekkür ediyorum bu e, cümleyi soru bağlamında sorduğunuz için. Tabi oradaki bütün kelimeler özenle seçilmiş kelimeler. Orada üç kelime var. Doğruya, iyiye ve güzele. Doğru dediğim zaman epistemolojik anlamda bilim dünyasını ben anlıyorum. Yani yapmış olduğumuz şey e, rasyonalite ve bilim dünyasının bize çıkarmış olduğu... Sonuçlarla bağdaşıyor mu? İyiye dediğim zaman etik yani ahlak felsefesi ve ahlak bağlamında atmış olduğumuz adımları kastediyorum. Güzel ederken de estetik dünyada atmış olduğumuz doğru adamlı adımları kastediyorum. Yani işte şehirlerimize baktığımız zaman estetik dünyamızın kalitesinin ne olduğunu görüyoruz. İstanbul'un birçok semtinde olduğu gibi. Dolayısıyla... Yani bu üç boyutlu bir şekilde tabii bütün bu üç alandaki sizin dikkatli olmanız bir Müslüman olarak dengeli bir şekilde davranmanıza yakından alakası olan bir şeydir. Dolayısıyla yani Ramazan'ın ruhuna bu bağlamda aykırı olan bir şey değil. Bir de birinci bölümde tabii şey de var yani kaç adım attım ne kadar enerji harcadım vesaire. Burada işte belki Ramazan vesilesiyle yine o tecrübeyi elde edeceğiz. Yani biz işte ekmeğe, yemeğe e, karnımızı doyuran işte çok rahat bir şekilde ulaşabildiğimiz e, istersek paramız olduğu için çok alıp çöpe atabileceğimiz bir e, nesne olarak bakıyoruz. Ramazan mı vesilesiyle değeri çok düşük de olsa birkaç lira da olsa bir yiyeceğe istediğimiz zaman Erişim ulaşamayacağımızı. Erişim. ulaşamayacağımızı görüyoruz. Ki dünyada bunun birçok örneği var. Dolayısıyla demek ki o zaman bu ilişki bizim zannettiğimiz gibi sadece mal varlığının bize vermiş olduğu muktedirlikle kurulan bir ilişki değil. İşte buradaki felsefi sorunla konuşmamızın ikinci bölümdeki konuşmamızın başındaki soruyla bağlantı kurmak istiyorum. Muktedir olduğumuz her şeyi yapmamız ahlaken doğru mudur? Yani ben istediğim kadar yemek alabilirim, ekmek alabilirim vesaire. O zaman istediğim kadar da ekmeği çöpe atabilirim. Hayır. Neden? Yine e, müsaade ederseniz bir e, Hazreti Peygamber'in e, hadisi ve sünnetiyle bu konuyu bağla bağlayayım. E, ne diyor Hazreti Peygamber? İşte e, yani denizden abdest alırken bile suyu israf etmeyin. Şimdi bu rasyonel bir şekilde açıklayabilecek bir şey değil. Yani e, iki abdestlik su harcadığın zaman ne olur? Denizden su azalır mı? Hayır. Ama oradaki espri o değil ihtiyacın kadar kullan, ihtiyacın kadar ye, ihtiyacın kadar cep telefonu kullan vesaire vesaire. Dolayısıyla yani belki e, bu e, Ramazan'ın getirmiş olduğu oruçla birlikte yapılan e, ve diğer ibadetlerde e, bu şuuru bedenen ve ruhen yaşamamız belki mümkün olur. Bu bağlamda da işte o e, israf etmiş olduğumuz e, cep telefonlarındaki zamanı ee, iyiye, doğruya ve güzele ulaşmak için kullanırız. Yine bu da çok güzel. Ee, like'larımızı arttırmak yerine dua almaya çalışabiliriz. Evet. Şimdi bir de kim like'lıyor bizi? Değil mi? likelaması like gereken daha doğrusu likelaması hakiki olacak. Ee, ne olabilir? İşte dua. Şimdi şöyle tabii yani puan toplanan bir dünyada yaşıyoruz. İşte benzinciye gidiyoruz, puan toplanıyor. Alışveriş yapıyoruz, puan toplanıyor vesaire aslında bunun çok daha metafizik bir boyutu bizim dinimizde zaten var. Sevap ve günah. Ama sevap ve günah kavramını puan toplamaya da puan kaybetme indirgersek o zaman biraz önce dediğim gibi ...hayatı tek boyutlu bir hale indirgemiş olur. Ama şimdi çok olur. güzel bir öğüt. Yani evladım <laughs> evet. like peşinde koş... dua peşinde <laughs> evet. koş... ...diye evet. bir cümle evet. çok özetle. Evet. Sadece çocuklar gençler için değil... ...hepimiz için geçerli. Çünkü bir de bu böyle insanın ayağını... ...kolay kaydıran evet. bir... Hat e ...zemin. Hatta evet. bu düşünce şekli bilmiyorum. Tabii bunu belki eğitimcilere bırakmak lazım... ...bunun felsefesini ama... Evet eğitimciler ama... de istifade ee... edebilir zaten bundan. Ben... Alman televizyonunda Müslüman bir çocukla yapılmış bir röportajı izledim. Galiba Ramazan tam hatırlamıyorum ama şimdi şey Alman gazeteci televizyondan işte ekip Müslüman çocuğuna galiba Türk soruyorlar işte sen Ramazanda ne yapıyorsun? Ben diyor ki daha fazla iyilik yapıyorum Ramazanda. O da diyor ki neden yapıyorsun? Çocuk düşünüyor düşünüyor sonra diyor ki bana puan getiriyor diyor. <laughs> yani sevap kavramını tercüme edemiyor Almanca'ya. ona o şekilde Şimdi Annesi tabi... <laughs> için böyle söyleyen bir çocuk işitmiştim ben. Like evet, kazanıyor evet, diye. Evet, like alıyor evet. diye. Fakat son birkaç dakikamız onun için şu ikisini de e, evet, tekrar evet. makalenizden aktarmak istiyorum. E, en son versiyonunu internet tarayıcımızdan indirip sanal alemden dünyaya bakmak yerine Peygamber Efendimiz'in siyerini indirmek e ee, ikincisini de söyleyeyim siz lütfen e, izah edin. Yine uçsuz bucaksız işte sınırsız internet dünyasıyla online olmak yerine e, rahmeti uçsuz bucaksız olan ve kendisine döneceğimiz evet. Cenab-ı Allah'la kalbi bir evet. e, ne diyelim online mı? Evet. Ee, Ona ben orada online demiştim ama evet. tabi orada metaforik bir ifade. Bağ kurmak da bu anlaşılıyor. İrtibat kurmak. Yani ben Bravo, ee, şuna inanıyorum. E, şimdi biliyorsunuz gerçeği algılamak diye bir olgu var. Sanal dünyada çok uzun süre kalmakla yaşamış olduğumuz dünya ve kendimiz ait hissetmiş olduğumuz metafizik dünya arasındaki bağı zayıflıyor kanaatindeyim. Yani hal böyle olunca... Ee, yani birden fazla dünyada yaşamak nasıl e, alıp, algılamayı altında. ve yaşamayı zorlaştırırsa bu bağlamı evet. belki onu azaltıp daha fazla tefekküre düşünmeye ayırıp e, bu zaman içerisinde de e, inanmış olduğumuz e, yaratıcıyla e, bağı kuvvetlendirmektir burada yapılan tavsiye. Ve e, bir önceki de tabi bir siyer kitabı Okumak değil Tabii. Mi? Aynı şekilde yani e, Hazreti Peygamber onun güzel ahlakı, güzel hayatıyla olan bağ kurmaktır. Orada şey de var, e, üzeri tozlanmış e, siyah kitabı evet, diyorum de. orada. E, Dikkatliyseniz bu ne demektir? Artık okumuyoruz. E, dolayısıyla e, tekrar tekrar Ramazan vesilesiyle belki okuyup onun güzel ahlakını kendi ahlakımıza birleştirmek veya da ondan örnek alarak buna yansıtmak eminim ki bütün bu diğer olaylar da ama tabi burada sadece işte şekli anlamda değil bunun felsefesini de kavrayarak hayatımızın bütün şekillerini yani seyahat olabilir bu insanlar arası ilişkili olabilir cep telefonu kullanmak olabilir internet olabilir işte bu tercümeyi yapabilmemiz gerekiyor bu da o kadar kolay bir şey değil. Ama bu bir fırsat. Kesinlikle. ...zaman olarak ve zaman çok önemli bir zaman. Kesinlikle. Ee, üstelik Covid'le de görüyoruz. Kesinlikle. Ee, burada var mesela teraviye giderken, cumaya giderken yine cep telefonlarını kapatma e, tavsiyesi ama işte mesela teraviye gidemiyoruz. Demek ki her şey elimizde de evet, kalmayabiliyor. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür İlhan İlkılıç. İnşallah bu maddelerden gençler istifade eder, belki eğitimciler onlara İnşallah. yardımcı olur. Bu ülkede bu akşam İlhan İlkılış'la e, tıpta teknolojik ilerlemelerin insana kazandırdığı ve kaybettirdiklerini tartıştık ve Ramazan ayına girmeden önce yine teknolojik ilerlemelerin hayatımızdan bazen de çaldıklarının önüne nasıl geçebiliriz e, modern zamanlarda onu konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Müzik